Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Mart 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Mart ayı sizin için biraz daha önemli bir ay, çünkü burcunuzda ay tutulması meydana gelecek. Koç terazi aksında yaşamaya başladığımız bu tutulmalar 2024'ün de en belirleyici olayları. Önümüzdeki ay Nisan ayında da Koç burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Evet, bu aya tekrar baktığımızda güneş 20'sine kadar balık burcunda olacak, 6. evinizde parlayacak ve 10 Mart'ta balık burcunun 20 derecesinde yeni ay doğuyor. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyor. Ve Satürn'ün de balık burcunda olması özellikle 6. ev konularınızda biraz daha sorumlulukları, gündemleri önemli hale getirebilir sizin için. Evet sevgili teraziler, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Özellikle değişken burçlarda ikizler, başak, yay ya da balık, bu burçların 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa yeni aydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Günlük hayatınızın detaylarının öne çıktığı bir ay aslında. Bu ay biraz daha sağlığınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Alışkanlıklarınız, yaşadığınız mekanların düzenlenmesi, mesleki konularınız, evcil hayvanlarınız ve benzeri alanlarda yenilikler olabilir hayatınızda. Yeni bir diyete başlamanız, işte bir tedaviye başlamanız, sağlığınızı iyileştirmek, yaşam kalitenizi arttırmak için çalışma düzeninizi değiştirmeniz veya ortamlarınızda, yaşadığınız mekanlarda bazı yenilikler yapmanız mümkün görünüyor. Çalışmayan teraziler için evet, bir iş ve mesleki bir program olabilir, bir çalışma düzeni olabilir. Bununla birlikte sağlık konularındaki hassasiyete dikkat edelim. Unutmayın, burcunuzda da ay tutulması meydana gelecek. Yani ruhsal, bedensel, zihinsel her anlamda daha hassas olabilirsiniz bu dönemde. Evcil hayvan edinebilirsiniz. Bu da yaşamınıza, günlük yaşamınıza yeni bir renk getirebilir, yeni bir sorumluluk getirebilir. Evcil hayvanlarınız varsa belki onlarla ilgili konularda bu ay sizin için daha fazla meşgul olacağınız konular olabilir. Çalışma ortamlarınızda beraber çalıştığınız kişiler ya da hizmet aldığınız kişilerle bağlantılı da yenilikler olabilir. Evde, yaşadığınız mekanlarda hizmet almak istediğiniz belki yardımcılar hayatınıza girebilir ya da o çalışma ortamlarınızda bunun gibi bazı düzenlemeler de söz konusu olabilir. Evet, bu ay yine çok önemli bir gezegen geçişi var. Daha doğrusu Şiron gezegen değil, bir kuyruklu yıldız ama astrolojide çok önemli bir sembol. Ay düğümleri biliyorsunuz Koç terazi aksında, kuzey düğüm şu anda Koç burcunda ve Şiron da Koç burcunda. Şiron'un kuzey düğümle kavuşumu ay boyunca etkili olacak. 5 Mart, 6 Mart, 7 Mart, yani kavuşumun en güçlü olduğu zamanlar, ama ayın genelinde bu kavuşumun etkisini hissedebiliriz. Tabii ki söz konusu Koç burcu olunca sizin için de önemli, çünkü tam karşı taksınız. Yani ilişkiler alanınızda kuzey düğümde bir Şiron var. Öncelikle Şiron ne demek, ondan bir bahsedelim. Şiron, Satürn ile Uranüs arasındaki bir kuyruklu yıldız. 1977 yılında keşfedildi ama astrolojide çok önemli bir sembol. Mitolojide de yaralı şifacı olarak karşımıza çıkıyor. Şiron aslında sembol olarak da bir anahtar sembolü gibi. Haritalarımızdaki kilit noktalarını açmamızı sağlayan önemli bir sembol. Burada özellikle yaşamımızda kendimizde hissettiğimiz eksiklikler, yaralar, hatalar, işte şifalanması gereken konuları sembolize eder. Bunları çözmeyi, çözüm yolları bulmayı da sembolize eder. Tam ilişki evinizde böyle bir etkinin olması, ilişkilerinizle ilgili sorunları keşfedip belki buralarda bazı çözüm yolları bulabileceğinizi de işaret ediyor. Ve tabii ki ilişkilerle ilgili eksikliğini hissettiğiniz konular varsa hayatınıza önemli kişiler girebilir. Eşinizin bazı sorunları varsa, ki bu bir sağlık problemi olabilir, iş olabilir. Yani eşinizle, partnerinizle ilgili bir problem varsa bunu çözebilecek yollar bulabilirsiniz. Burada size destek olacak kişiler karşınıza çıkabilir. Bu bir danışman olabilir, bir rehber olabilir, bazen bir doktor olabilir, bir öğretmen olabilir. Astrolog olabilir. Çünkü astrolog ve şifacıları da yine Şiron sembolize eder. Önemli bilgilerle, farkındalıklarla karşılaşabileceğiniz bir dönem. Her türlü ilişki, tabii ki işbirlikleri, ortaklıklar, böyle bir konunuz var, burada bir sorununuz var çözmeniz gereken, ya da şu ana kadar fark etmediğiniz bir sorun var,
ortaya çıkıyor. Yani bunların keşfedilmesi ve burada bir eksik varsa bunu tamamlamanız, buradaki hataları gidermeniz ve buradaki yaraları iyileştirmek için de yine önemli açılımların olacağı güçlü bir dönemdeyiz sevgili teraziler. Ve 20 Mart'tan itibaren Güneş artık Koç burcuna geçecek. İlkbahar ekinoksu, ilkbahar mevsimi başlıyor. Aynı zamanda yeni bir astrolojik yıl başlıyor ve ilişkiler evinizde burada Güneş parlamaya başlayacak ve 25 Mart'ta 5 derece terazi burcunda Dolunay'la birlikte ay tutulması yaşayacağız. Ay tutulması sadece bu ayla sınırlı değil. Önümüzdeki en az 1,5 ay ve önümüzdeki Eylül'de yaşayacağımız ay tutulmasına kadar da aslında gündemimizde olacak konuları işaret ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ekim ayında burcunuzda, terazi burcunda bir güneş tutulması yaşanmıştı. Bu ay tutulması o tutulmayla hayatınıza giren, başlayan konuların sonuçlanması, tamamlanması ya da bir dönüşümünü de işaret ediyor olabilir. Aslında kişisel görününüz, fiziğiniz, sağlığınız, bedeninizle de ilgili bu alan. Bu ay tutulması sağlık konularında biraz hassasiyet getiriyor. Kendinize dikkat etmekte, ayın genelinde dikkat etmenizde fayda var. İyileşmeler için belki yeni kararlar alacaksınız. İşte bir diyete başlayabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Sizin için uygun olmayan koşulları değiştirebilirsiniz hayatınızda. Belki ilişkilerle ilgili bir sorununuz varsa onu çözebilirsiniz. İmaj değişimleri olabilir. Yer değişimleri olabilir. Tüm bunlar hayatınızda söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuza yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmanın sizin için çok daha etkili, çok daha kadersel, önemli olacağını söyleyebilirim. Tutulma yöneticisi ve sizin yöneticiniz Venüs balıkta olacak tutulma sırasında ve 6. evinizde olacak. Jüpiter boğa burcunda güzel bir etkileşim içerisinde. 6. ve 8. evinizdeki bu olumlu enerji tam da aslında böyle bir iyileşme, şifa, yardım, destek anlamına geliyor. Burada gerek maddi konularda olsun, gerek işte sağlık ve maneviyatla ilgili konular olsun, kendinizi iyileştirmek ve güçlendirmek adına gerekli rehberlikleri, gerekli yardımları, destekleri alabilirsiniz. Bir işbirliği, bir ortaklık işinde bir sorununuz varsa ya da bir parasal ihtiyacınız varsa bu destekleri almanız ya da bir evlilikle ilgili ya da bir evliliğin bitmesi ya da başlaması ile ilgili böyle bir parasal konunuz varsa buralarda çözüm yolları bulmanız ve gerekli destekleri almanız da mümkün görünüyor. Genel itibariyle Venüs'ün ve Jüpiter'in destekleri burada ay tutulmasının sizin adınıza çok yardımcı, çok destekleyici, verimli çalışacağını da söyleyebilirim. İşaretleri takip edin, fırsatları iyi değerlendirmeye çalışın sevgili teraziler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.